Efendim gün geçmiyor ki dijital dünyada yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşmayalım. Siz telefonu ya da mobil cihazı alıyorsunuz, hattınızı takıyorsunuz, kullanmaya başlıyorsunuz ve birçok farklı platformda sizin haberiniz olmadan arkadan hesaplar açılmış olabiliyor. Mobil uygulamasına uzaktan erişilip banka hesabındaki 500 bin lira. Gece uyurken telefonu hacklenmiş efendim. İnternet bankacılığı hesabından adına kredi çekmiş. Sonunda karşılaştığımızda zaman bizim her saniye aleyhimize ne yazık ki ilerliyor. iOS mu daha güvenli yoksa Android mi sorusunun net bir cevabı yok. Yüzdesel olarak bakmamız lazım. Çünkü biz siber güvenlikte hiçbir cihazın, hiçbir uygulamanın size %100 güvenlik getirdiğini asla kabul edemeyiz. Biz sadece güvenliği sıkılaştırırız. Eğer bu açıdan da bakarsak ne yazık ki ikisi de güvenli olarak sayılmaz. Fakat yüzdesel olarak baktığımızda, daha doğrusu global raporlara baktığımızda evet, iOS çok daha güvenli. Kendi sıkılaşmış oldukları politikalardan kaynaklı olarak çok daha güvenli görünüyor. Sonuçta ikisi de aynı tarz bir yazılım alt tabanını kullanıyorlar. Tabii belli farklılıklar var ama kısmen benziyor diyebiliriz. Fakat iOS'ta bu sistem çok daha güvenli, çok daha kapalı. Çok daha kullanıcıya kapalı diyebiliriz. Android çok daha oynanabilir, çok daha konfigüre edilebilir, çok daha yapılandırılabilir bir sisteme sahip. Bununla da gurur duyarlar aslında. Fakat şöyle de söylememde fayda var. iOS sadece kendi cihazları için bu işletim sistemlerini yaparken Android herkes tarafından kullanılabilecek düzeyde bu işletim sistemlerini kurguluyor. Bu sefer de şunu tekabül etmiş oluyor. Siz bilmediğiniz bir marka cihaz aldığınız zaman içerisindeki Android yazılımın ne kadar güvenli olup ne kadar açığı olduğunu bilemiyor oluyorsunuz. Çok bilindik, çok satan Android cihazlar bu konuda marka güvenilirliğini sağlamak için evet kendileri de içeride bir sıkılaştırma gerçekleştiriyorlar. Ama adını sanını çok bilmediğimiz, çok ucuz satılan birçok cihazdaki müşterilerimizden de birçok geri bildirim alıyoruz bu noktada. Bazı yerli cihazlarda da ne yazık ki bu tarz örneklerle karşılaşırız. Kendinin haberi var mı yok mu bunu bilemeyiz tabii ki ama ne yazık ki bu tarz örneklerle karşılaşıyoruz. Siz telefonu ya da mobil cihazı alıyorsunuz, hattınızı takıyorsunuz, kullanmaya başlıyorsunuz ve birçok farklı platformda sizin haberiniz olmadan arkadan hesaplar açılmış olabiliyor. Bu açan hesaplar SMS doğrulaması gerektirdiği halde size SMS gelmiyor. Çok büyük ihtimalle SMS yönlendirmesi gerçekleşiyor. Tabii ki bankacılık sektörü bundan nasibini alıyor. Velev ki bir dikkatsizlik sonucunda bu tarz bir SMS'e dalgınlıkla tıkladık, etkileşime geçtik. Burada yapacağımız şey çok hızlı bir şekilde o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ki kendileri bu tarz dolandırıcılık ya da bir kart kaybolmasına ilişkili olarak size hızlı bir noktada hizmet verme üzerine bazı aksiyonlar almanızı sağlıyorlar. Çok hızlı bir şekilde aksiyon olarak hattımızı kapatmamız, bu konuda kendine bilgi veriyor olmamız gerekmekte. Saldırıyı aslında bir virüsle, bir trojan dediğimiz bazı yazılımlarla bir tutmamamız gerekiyor. Bu saldırıda herhangi bir şekilde size bir zararlı yazılım göndermiyorlar bakarsanız. Bir link gönderiyorlar. Daha doğrusu sizi zararlı bir yazılımın bulunduğu ya da sizden fayda sağlayabilecekleri bir internet sitesine yönlendiriyorlar. Bir yapıya yönlendiriyorlar. Yani platformdan çıkmanızı sağlıyorlar. O yüzden herhangi bir şekilde Android, iOS bu pek bir şey fark ettirmiyor aslında. Çünkü siz artık başka bir platform içerisindesiniz. Fakat şunu diyebiliriz tabii ki. Bu tarz saldırılardan korunmak adına kendi bilgisayarımıza, kendi mobil cihazlarımıza belli antivirüs yazılımları, son kullanıcı yönelik bazı siber güvenlik yazılımları daha doğrusu yüklemek bize elbette ki bu tarz saldırılardan koruyacaktır. Bu tarz yazılımlar neler yaparlar? Bazı telefon numaralarına karşı, bazı adreslere karşı filtreleme yapabilirler. Fakat günün sonunda dediğim gibi siber güvenlik hiçbir zaman size %100 güvenlik sağlayamayacağı gibi sizi burada koruyacak tek şey farkındalığınız, olayı sorgulamanız. Sizin standartta yapmış olduğunuz bankacılık işlemleri dahil olmak üzere telefonunuza ya da e-postanıza gelen her türlü maili, SMS'i ya haberi hep bir şekilde kendiniz bir kere daha sorgulamanız gerekiyor. Yani işin sonunda siber güvenliği bu noktada, bu tarz bir saldırıda %100 koruyacak şey sizin farkındalığınız. Bize nasıl ulaşıyorlar? Bize birçok farklı yöntemle ulaşıyorlar. Ne yazık ki bu tarz çetelerin ellerinde bizimle ilgili birçok veri olabiliyor. Ya da bu çeteyle beraber çalışan
bu sektördeki sizin kullandığınız bankanın bir personeli olabiliyor. Sizin kullandığınız sistemlerde bulunan kişiler mevcut olabiliyor. Fakat her şeyden öte bilgilerimiz ne yazık ki sosyal mecralarda o kadar kontrolsüz şekilde paylaşılıyor ki günün sonunda o bilgilere herkes ulaşabiliyor. Şu şekilde düşünebiliriz. Bilgilerimiz ne kadar ulu orta diye düşünürsek eğer adımızı soyadımızı bir arama motoruna yazdığımızda, bir arama sitesine yazdığımızda karşımıza çıkabilecek bilgilerin neler olduğunu zaten çok net görebiliriz. Bu bilgiler araştırıldıktan sonra o kötü niyetli kişiler belli bir strateji oluşturuyor oluyor kendi içerilerinde ve sizin bilginize her türlü ulaşabiliyor. Şöyle düşünelim, bir sosyal paylaşım platformunda nedenli bilgiler paylaştığımızı düşünürsek eğer aklımızda bizim de bir şeyler oluşabiliyor. Şimdi biz hali hazırda mevcut kullandığımız teknoloji içerisinde kendi isteğimizle, kendi niyetimizle birçok veri paylaşıyoruz. Bu verilerin içerisinde bizim bazı biyolojik verilerimiz de var. İşte parmak izi gibi, yüz tanıma gibi, işte bazı platformlarda, bazı markalarda retina ya kadar bu teknoloji ilerlemiş durumda. Bu ne kadar güvenli diye aslında sorarsak da firmalar bu bilgilerin sadece o cihazlarda kaldığını ve kendilerinde olmadığını bize beyan ediyorlar. Fakat beyan eden kişi bir noktada bu bilgileri koruyan da kişi, bu bilgileri alan da kişi. Aynı kişi, aynı firma. Burada ne kadar güvenebiliriz pek bilmiyoruz. Bunun derecesi nedir pek bilmiyoruz. Tabii ki bizim gibi birçok siber güvenlik firması mobil cihazların, bu yazılımların trafiğini kontrol ediyor oluyor. Fakat standart bir telefonun bile dinlerseniz eğer standartta uyku modundayken bile gerçekleşmiş olduğu trafiği dinlerseniz bile anlamlandıramayacağınız, bir ad veremeyeceğiniz birçok bilgi de transfer oluyor. Firmalar buna güvenlik güncellemesi diyebilir, yazılım güncellemesi diyebilir. Onu belli bir kılıfa isterlerse oturtabilir. Tabii ki bunları gerçekleştiriyorlar diye demiyorum. Fakat ben bu işin ne kadar aslında karşı tarafın elinde ve suistimal açık olabileceğini ifade etmeye çalışıyorum. Peki bizim bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Bizim vatandaşlarımızın bu konuda kesinlikle bilgilendirilmesi gerekiyor. Zaten hali hazırda görüyoruz. Hem bankacılık yazılımlarının göndermiş olduğu bildirimlerle, SMS'lerle, devletin göndermiş olduğu, bakanlıkların göndermiş olduğu bilgilendirme SMS'leriyle aslında bu farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Biz de bir noktada buna çalışıyor oluyoruz. Bunların eğitimlerini veriyor oluyoruz. Fakat bu hiçbir şekilde yeterli değil. Tamamıyla bu noktada tabiri caizse biraz uyanık olmamız gerekiyor. Bu işlerin çok basit bir şekilde gerçekleştirildiğini, bir SMS'in bilinmeyen kişiler tarafından telefonlarımıza gönderilmesinin inanılmaz basit olduğu, bu tarz sistemlerin kopyalanabilmesinin bizim düşündüğümüz kadar komplike olmadığını, karışık olmadığını bilmemiz gerekiyor. Her zaman birazcık şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Başımıza bu tarz bir problem geldiğinde, bu tarz bir sorunla karşılaştığımızda zaman bizim her saniye aleyhimize ne yazık ki ilerliyor. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde aksiyon alıp bunu mevcut bankacılık, kullandığınız banka sistemine mutlaka çok hızlı bir şekilde bilgi vermemiz gerekiyor. Günün sonunda farkındalıktan öte bizi koruyacak bir unsur ne yazık ki tam olarak yok.